Merhabalar, ben Köfteyiz Köte ve Red Power incelememizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, birinci bölümle ikinci bölüm arasında bayağı bir beklemem gerekmişti. Çünkü bilgisayarımla alakalı birkaç ufak tefek problemler oldu vesaire vesaire. Bu arada bu videoyu şu an çekmemin özel bir sebebi daha var. Daha doğrusu özel bir sebebi değil de daha şimdi çekmemin güzel bir olayı daha var. Yani gerçi bu olmasa da gene bu zamanlarda çektim. Neredeyse 2000 aboneye ulaştım. Evet, 4 gün önce 700'lerdeyken bir anda 2000 aboneye ulaşmak bayağı tuhafıma gitti. Sanırsam artık önerilen kanallar arasında gösteriliyorum. Ve evet, bu abone sayımdaki artış beni bayağı mutlu etti. Demek ki sizi mutlu edecek kadar iyi şeyler yapıyorum demektir. Ya da öyle umuyorum. Yani en azından siz beni seviyorsunuz. Neyse, bu saçmalama kısmını geçtiğimize göre Red Power incelememize başlayabiliriz. Red Power'ın birinci bölümünde kablolar, mikrobloklar, ışıklandırma ve logic gate'lerden bahsetmiştim. Bunun dışında word generation ve aletlerden bahsetmiştim. Bu bölümde makinelerinden bahsedeceğim. Ancak makinelerden bahsetmeden önce arayının bölünmemesini istediğim için elektrik sisteminden bahsedeceğim. Red Power'ın elektrik sistemi muhtemelen aralarındaki en temel yapısı anlaşılır, ancak karmaşıklaştığında inanılmaz zorlaşan elektrik sistemlerinden biri olabilir. Ancak Red Power elektriği hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli husus var. Birincisi, herhangi bir Red Power makinesi aynı zamanda elektrik kullanan Red Power makinesi aynı zamanda kablo niteliği gördüğü için, gördüğünüz gibi bu makinelerin hiçbirine kablo bağlamadım. Altlarına da bakabilirsiniz. Hiçbirine kablo bağlı değil. Bu Red Power elektrik sistemlerinin daha kompakt olmasını sağlayan, yani daha ufak alanlara sığmasını sağlayan güzel bir detaydır. Bunun dışında Red Power'da elektriği üretmenin toplamda 3 yolu vardır. Birincisi ve bir zamanlar en çok tercih edilen solar paneller. Solar paneller iyi bir elektrik üretimi yoldur. Aynı zamanda üretimi çok da zor değildir. Hatta dur. Şunun yapımını normal oyundan alışmışım. Bir blue alloy ingot ve 8 blue dot wafer ile yapılıyor. 8 blue dot wafer ise alloy furnace içinde de 4 nickelize ile bir silikon wafer'ın birleşimiyle, ve o da bir silikon bloğunun diamond handsaw ile kesilmesinden 16 tane elde ediliyor bu arada. Ve o da 8 coal ve 8 sand. Biraz zahmetli gözüküyor ancak aslında gayet basit bir şey. Sıradaki thermofile. Thermofile basit olarak ısı farkını kullanarak elektrik üretiyor. Şu an bu en verimli thermofile'ın çalışabileceği en verimli düzenek. Bir lav ve 4 su bloğunun yanına konması. Tabi buz bloklarının yanına da konulabiliyor vesaire vesaire. Kısacası bunun dışında aradaki ısı farkları ne kadar değişik olursa o kadar verimli olur bu makine. Ancak bu solar panel kadar iyi elektrik üreten bir şey değil. Solar panele göre tek bir avantajı var. Bunu solar panel, yani ışık almayan, yani çok derin noktalara da kurabiliyorsunuz. Bu sayede diyelim eviniz yer altındaysa bir düzine bunlardan dizersiniz ve solar panel ihtiyacınız kalmaz. Ya da bu arada demin göstermeyi unuttum, ancak blue alloy wire'lar. Blue alloy wire'lar 3 adet blue alloy ingot ve herhangi bir wool'un yapımıyla kullanılıyor. Tıpkı bantlet cable demişim, insulated cable'ların yapımı gibi ve bu elektrik aktaran bir sistem. Bunun bir gelişmiş versiyonu da mevcut. Wire olarak eklisin sen de. 10 kilo volt wire. Bunun olayı şu. Normal bir dual wire.
Bir süre sonra elektrik kaybedebiliyor. 10 kilowatt wire ise bu elektrik kaybını daha aza indiriyor. Ama uzun mesafelerde işe yarayan bir kablo. Yapımı ise normal bir blue alloy wire'ın yanına wool konularak. Bunun hakkında bilmeniz gereken ufak detaylar. Birincisi, hiçbir makineye ya da normal diğer kablolara bağlanmıyor. Bunu bağlamanın tek bir yolu var. Transformer, voltaj transformer koymak. Gördüğünüz gibi şu an bağlandılar. Ancak çevirirsem gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor. Bu arada tornavidalardan bahsetmişken normal tornavidanın da Sonic tornavidanın da ortak bir özelliği Red Power itemlarının yönünü değiştirebiliyorlar. Görüldüğü üzere. Evet. Ve elektrik üretmenin üçüncü yolu. Aslında iki şekilde kullanılabiliyor bu. Kinetik jeneratörler. Kinetik jeneratörler böyle dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyorlar. Aralarındaki fark teknik olarak şu. Yatay olanlar daha hoş duruyor. Dikey olanlar ise daha fazla elektrik üretiyor. Ama bunun dışında dikey olanların içine konulan şey yani wooden wind turbine çok daha pahalı. Aslında temeldeki parça ikisinde de aynı. Kinetik jeneratör. Yapımı bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi içine ya wooden wind turbine ya da wooden windmill konuluyor. İlerleyen sürümlerde bunların renklendirilmesi gibi vesaire olaylar ekleneceği söyleniyor. Ancak bu arada ilk bölümde dikkat hatırlarsanız eğer Red Power oyuna yani iplik üreten bir şey getirmişti ve bunun sebebi kanmaz yapımında kullanılması için ve 6 tane kanvastan bir tane wooden sail elde ediliyor ve 4 wooden sail'den bir adet wooden windmill elde ediliyor. Ne kadar çok artık ne kadar çok string kullandınız siz hesaba katın ve bu çok daha fazla istiyor. İşte oyuna bu yüzden string üreten bir şey ekleniyor. Ve üretim yollarını bitirdiğimize göre sırada depolama yolları. Battery box. Şu anki tek depolama yöntemi. Bunun dışında battery'ler mevcut. Bunlar yanınızda taşınabiliyor ya da enerji aktarımı için kullanılan şeyler. Battery box kısaca elektriği depolayan bir şeydir. Burası kullanılabilir elektriktir. Yani yeterli elektrik düzeyidir. Burası ise artan elektriğin depolandığı kısımdır. Ayrıca size kinetik jeneratörler hakkında ufak bir detay. Eğer elektriği göndereceği herhangi bir şey bulamazsa fren mekanizması devreye girer ve bunları yavaşlatır ya da durdurur. Bunun temel sebebi bunlar döndükçe yavaş yavaş hasar almaya başladıklarından yok olur. Bu fren mekanizması bu yok olmayı yavaşlatır. Ve sırada elektrik kullanacağımız basit makinelere gelelim. Öncelikle Blue Electric Furnace. Kendimize biraz iron verelim. Evet. Bu Blue Electric ile çalışan bir furnace'tır kendisi temel olarak. Normal furnace'tan faydalı farkları daha hızlı ve elektrikle çalıştığı için yakıt tüketimine gerek kalmıyor. Evet, tıpkı Industrial Craft'taki elektrik furnace'a benzetebiliriz bunu. Sıradaki Blue Electric Alloy Furnace. Alloy furnace ile yaptığımız her şeyi bununla da yapabiliyoruz. Örnek verecek olursak, kendimize biraz kapır verelim. Biraz da redstone. Gördüğünüz gibi şu an blue alloy wire'larımızı üretmeye başlıyor. Red alloy wire ingotlarımızı pardon. Ah! Evet. Tıpkı önceki bölümde tanıttığım
Alloy Furnace'la aynı şekilde çalışıyor. Ama bunun sahip olduğu avantajların aynısına bu da sahip. Hem biraz daha hızlı hem de sadece elektrik kullanıyor. Sırada Charging Bench. Şu an sadece şarj edilmesi gereken tek bir item mevcut. Ancak muhtemelen bu kadar slot eklenmesinin sebebi daha ileride daha fazla item gelecek. Mesela Sonic Tornado'muzu biraz şarjını yiyelim. Evet. Gördüğünüz gibi full şarja geri döndü. Charging Bench'in yaradığı iş bu. Ve Buildcraft enerjisi üretmenin yolu. Blue Electric Engine. Blue Electric Engine. Blue Electric Engine bu şekilde Brass ve Brass'ın üretimi şu şekilde. 1 tin ve 3 copper. Ah. Bu şekilde üretiliyor. Bunun dışında bir adet Blue Electric motor ve Brass Gear. Blue Electric motor ise bu şekilde craft ediliyor. Bu arkadaş basitçe Blue Buildcraft enerjisi yani Minecraft Joule üretmek için bir alet. Teknik olarak oyundaki en fazla Blue Electric tüketen makine kendisidir. Ve bunun için cidden hayvansı bir elektrik üretimine gerekebilir. Şu an çalıştırıyorum. Şu an yavaş çalışıyor ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş bunun enerjisi artıyor ama gitgide bu hızlanmaya başlıyor. Yani çok kısa bir sürede hızlanıyor. Gördüğünüz gibi yavaştan hızlanmaya başladı. Ve elektrik üretimi gördüğünüz gibi çok çok daha hızlandı. Bu arkadaş tik başına 32 Minecraft Joule'e kadar üretebiliyor ve bu cidden inanılmaz bir tek bir motor için inanılmaz bir süreç. Ama şuradan da buradan pek belli olmuyor maalesef. Çünkü elektrik üretimimiz cidden iyi. Ancak bu arkadaş cidden ama cidden çok fazla enerji tüketiyor. Ve kendimize biraz ne verelim? Goldor. Gördüğünüz gibi Pulverizer'ımız bu Goldor'u hiçbir enerji kaybı olmadan pulverize ediyor. Ve bu da onu besliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir interface yok. Ve bu kadar. Gayet güzel bir Minecraft Joule üretim yolu. Ve sıradaki makine sayamayacağınız bir şey Project Table. Project Table basit olarak bir crafting table ancak normal crafting table'lara farklı olarak mesela çıktım buradan. Tekrar tıkladım ve gayet recipe'miz burada duruyor. Bunun dışında bir adet furnace aldım. Hayır buradan çekmedi. Şuradaki aşağıdaki cobblestone'larımızdan çekti. Ayrıca her seferinde bu recipe'leri değiştirmenize de gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi blank plan'lerimiz mevcut. Bunlar bir adet paper ve bir adet indigo dye ile elde ediliyor. Bu da indigo flower'dan elde ediliyor. Şuraya bir adet blank plan koyup buraya bir adet recipe yerleştirdiğimizde şöyle bir buton ortaya çıkıyor. Bu butona tıkladığımız takdirde bu recipe buna yazılmış oluyor. Ve şu an tüm kovastonlarımızı buradan çektim. Şu an gözükmüyor. Ancak şu an gözüküyor. Ve buradan çekebiliyorum. Artık tertemiz. Bu şekilde projelerinizi çok daha organize edilmiş halde yapabilirsiniz. Project table'larınızı. Ve crafting olayınız cidden çok daha rahatlar. Evet. Asıl makinelerimize geçmeden önce şöyle ufak bir şey edinmek istiyorum. Adını unuttum. Sanırım Igniter. Şu şekilde craft ediliyor. Ve Redstone sinyali aldığında ateş yakıyor. Mob tuzakları ya da mesela basit bir şömine için gayet güzel bir makine. Evet. Bunu bitirdiğimize göre biraz daha değişik makinelerimize geçebiliriz artık. Kendinize bolca Cobblestone verelim. Cobblestone. İlk makinemiz Transposer. Transposer üstüne bir item geldiğinde onu arkasından atıyor. Bunun dışında
Şimdi detaylı değineceğim tüp sisteminin içine de atıyor. Bu Red Power'ın tüp sistemin Buildcraft pipelarına alternatifidir. Evet, gördüğünüz gibi gayet tüp sisteminin içine de attı. Ve ben burayı dağıttım. Evet. Bunun dışında sadece normal bir biçimde almıyor. Mesela kendimize bir adet chest verelim. Chest'in içine 3 tane cobalt stone koyduk. Bir tanesini attı. Bir tane daha attı. Bir tane daha attı. Ayrıca bir ekstra özellik olarak daha... Ah. Bu olmayacaktı tabii. Şu çevrede bulunanları... Redstone sinyali verdiğimizde... alıyor. Yani 3 blok çevresindeki... itemları alıyor. Evet. Bunu tanıttığımıza göre bir başka item olan... Ha, bu arada ayrıyeten bu tüp sisteminden de alabiliyor. Yani tüp içinden item geçebiliyor. Bunun olayı şu. Eğer redstone sinyali açıksa bu kendini kilitliyor. Ve diyelim şuradan şu tüpten gelen bir item bundan içeri giremiyor. Yani şu tarafa geçemiyor. Fakat redstone sinyalini kapattığımızda item artık buradan geçebiliyor. Kısacası böyle bir işlevi de mevcut. Evet. Sıradaki item ayrıca şu büyük ağız giriş kısmı, küçük olan kısımsa çıkış kısmı. Bu tüm Red Power makineleri için aynısı geçerli. Aynı durum geçerli. Sıradaki makinemiz Block Breaker. Adından gayet yaptığı iş anlaşılıyor. Öndeki blokları kırıyor. Bunu ilerleyen kısımlarda tanıtacağımız frame'lerle birlikte çok aşırı gelişmiş core'ler yapımında kullanabiliyorsunuz. Sıradaki item'ımız Deployer. Deployer ne diye soracak olursanız basitçe bir kullanıcının sağ klikle yaptığı işlerin aynısını yapan bir şey. Kısacası bazı otomatik makinelerde sizin sağ kliğiniz gerekiyor. Mesela bu chest'i döndürmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 11 wrench'im bunun içinde bunu hallediyor. Ya da mesela tarla. Mesela bakalım bunu yapıyor mu emin değilim. Evet, yapıyor. Home'umuzu kullanarak tarlamızı oluşturdu. Seed'imizi koyuyoruz. Seed'imizi ekti. Bone meal'ımızı koyuyoruz. Büyüttü. Mükemmel. Ayrıca bunun dışında demin de gösterdiğim gibi blokları yerine koyabiliyor. İşte böyle gayet işe yarar bir alet. Temizdir deployer. Teknik olarak adı neydi unuttum. Dispenser'in yaptığı işlerin benzerini de yapıyor. Ancak fazlasını da yapıyor. Ve ayrıca dispenser'e o özellikler eklenmeden çok çok önce bu item'da mevcuttu. Sıradaki item'ımız filter. Filter basit olarak item şu transposer'ın bir gelişmiş versiyonu. Gördüğünüz gibi aynı şekilde içine itemları atıyorum ve koyuyor. Şimdi tabii buraya gelmişken tüp sistemine değinmek istiyorum. Red Power tüpleri inanılmaz derecede akıllı şeylerdir. Cidden ama cidden inanılmaz derecede akıllılardır. Ve 4 farklı tip tüpten oluşurlar. Ancak 4. tipe daha sonra değineceğim. İlk önce basit Numen tüp. 2 brass ve 1 glass ile elde ediliyor. Ve bildiğiniz basit tüp. Bunun dışında şurada
Reston tube mevcut. Reston tube içerisinden redstone sinyalini geçirebilen bir tüp sistemidir. Bu sayede bazı makineleri daha kompakt yapabilirsiniz. Mesela yanında redstone kablosu taşımanıza gerek yok. Tüpten geçsin. Ayrıca Restriction tube bir adet iron ve bir adet normal nümedik tüpten oluşuyor. Bunun teknik olarak olayı Red Power tüplerinin çalışma prensibi aynen şöyledir. Item'ı gidebileceği en yakın inventory'ye göndermek şeklinde çalışırlar. Ancak bazen bir gönderileceği başka bir chest daha doğrusu o tüp hattında bulunan başka bir chest o item'ın gitmesini istemediğiniz bir chest ancak gidiyor oraya. Bunun için pneumatic tüp koyuyorsunuz. Teknik olarak bir çeşit yalancı tüp. Şu an burayla bu chest arasında 1000 tüp var zannediyor sistem. Dolayısıyla da bunu en son seçenek olarak sunuyor. Yani şu an tüp sisteminin her ne kadar bu chest en yakın chest olsa da tüp sistemine göre en yakın chest bu. En yakın ikinci chest bu. En uzak chest ise bu. Aynı zamanda filterların bir diğer özelliği daha, adından da anlaşılacağı üzere kendileri birer filtre. Gördüğünüz gibi şu an 4 atıyorum ve gayet bunları kabul ediyor. Ancak cobblestone atıyorum. Hiçbir şekilde almıyor cobblestone'u. Bunun dışında chest'imizi verelim. Chest'imizin içinden de item alabiliyor. Tabii lever lazım. Ancak bir farkla mesela yani toplamda bir stack daha 4 verelim. Mesela şuraya 3 tane 4, 4 tane 4 koyduk. 4 tane 4. Redstone sinyalini açıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha kalabalık gözüküyorlar. Chest'in içine bakıyoruz. 4 tane 4. Ama gördüğünüz gibi her ne kadar Cobblestone daha öncelikli bir sırada olsa bile Cobblestone'u hiçbir şekilde almıyor. Ancak gördüğünüz gibi şu an Cobblestone aldı. Çünkü olasılıklar arasında Cobblestone da mevcut artık ve Cobblestone ilk sırada. Ve ne kadar sık basarsam basayım o Cobblestone bitmeden hiçbir item almıyor. Ama artık 4 de almaya başlıyor. Evet. Basitçe filterların çalışma prensibi bu. Ancak filterların başka bir işi daha mevcut. Bir çeşit sorting sistem olarak da çalışabiliyorlar. Buna ufak bir örnek düzenlemek isterim. Şu an. 3 adet filter veriyoruz kendimize. Ve biri burada. Diğeri burada. Ve kendimize 2 adet chest verelim. Şimdi bu chest 4 tutacak. Bu chest ise cobblestone tutacak. Şu an şuradan cobblestone'larımızı alalım. Cobblestone demişim, dörtlerimizi alalım. Şu an bunun içine dörtlerimizi yığıyoruz. Gördüğünüz gibi tübün içinde hareket ediyorlar. Bu 4 bu cobblestone ayarlı. Ve gördüğünüz gibi hiçbir tanesi bu tarafa doğru akmıyor. Bu pipe'lar inanılmaz derecede akıllıdırlar. Ve sadece uygun oldukları tarafa giderler. Uygun olmadık yani kendilerinin itemların gidemeyeceği bir tarafa hiçbir şekilde yönelmezler. Ama mesela bu taraf dolduğu takdirde bu taraf da uygun olmayacaktır. Ve eğer ileride başka bir 4 kabul eden hat varsa ya da her şeyi kabul eden bir hat varsa direkt bu dörtleri o tarafa yönlendirecektir. Ve kobalstonlarımızı da atalım. Ve görmüş olacağınız gibi kobalstonlarımız da bu tarafa gitmiyor, sadece bu tarafa gidiyorlar.
Ve ben de bu oraya bir tane kobalstone yerleştiriyorum. Evet. Basitçe sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Sen kal. Ayrıca içlerinden geçen itemları direkt tüp sisteminde de atabiliyorlar ve tüp sisteminde renklendirebiliyorlar. Renklendirme kısmına birazdan değineceğim. Daha gelişmiş bir item'ı anlattığım esnada. Sıradaki item'ımız Item Detector. Item Detector basit olarak ne yapıyor diye soracak olursanız. Bu arada eğer filtre'ı içine hiçbir şey koymazsanız filter direkt bir item'dan tüm stack taşıyor. Item Detector ise direkt içinden geçen item sayısınca redstone signali veriyor. Tabii bunun iki adet modu var. Bir bu, pardon, üç adet modu var. Birincisi bu. Demin gördüğünüz gibi baya sık aralıklarla redstone sinyali veriyordu. Bunun olayı buradan 63 tane verdi. Item geçti ve 63 tane redstone sinyali veriyor. Fakat bu sadece item geçince redstone sinyali veriyor. Yani kaç tane item geçerse geçsin, isterse milyon tane geçsin sadece bir tane redstone sinyali veriyor. Aynen. Bunun ne işe yaradığı hakkında tam emin değilim. Evet, bu direkt redstone sinyalini blok ediyormuş. Bu zaten eski sürümlerde yoktu. Evet, filter'ın bir özelliğini daha tanıttık ve ardından item detektörü tanıttık. Ve sıradaki iki itemimiz Relay ve Ejector. Relay ve Ejector basit olarak birbirinin aynısı iki makine ancak aralarında bir fark var. Relay içine konan itemları otomatik olarak arkasındaki çıkışa atıyor. Yani tüp sistemine, chest'e vesaire vesaire. Bu aynı zamanda bir buffer olarak çalışabiliyor. Bunu bir makinenin üstüne koyarsanız makinede yer boşaldıkça item gönderir. Bu arada tüp sisteminin bir özelliği de bağlı bir inventory makineye sadece bağlı oldukları taraftan item veriyor. Mesela furnace'ı ele alalım. Bu tüp sistemi furnace'a alttan bağlı. Furnace'ın altında ne var? Hatta şuradan gösterelim. Gördüğünüz gibi furnace'ın altında yakacak slotu var. Tüm her şeyi o slota gönderir. Yani yakacak kısmına gönderir, alttan gönderdiği. Üstten gönderdiğimiz takdirde furnace kısmına yakılacak şey kısmına gönderir ve içinden item almak istediğimizde yandan alıyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı sistemler döşenebiliyor. Ve bunlara tam değinmeden önce, bu arada Relay'i anlattık. Otomatik olarak içindeki itemları atıyor. Ejector ise Relay'in redstone sinyali gerektiren versiyonudur. Bunlara değinmeden önce size Regulator'dan değineceğim. Regulator ilginç bir itemdir. Gayet gelişmiş bir item. Çalışma prensibi aynen şu şekilde. Şurada bu chest'in içinde ne kadar item bulunacağını seçiyorsunuz. Burada ise bu buffer alanında, burası bir buffer alanı, yani bekleme alanı, ne kadar item bekleyeceğini, yani ne kadar item'da bir chest'e atılacağını seçiyorsunuz. Bunun dışında iki adet modu var. Bir, bu buffer kısmı tam dolmadan itemları atmayan kısım. İki, direkt item geldiği saniye atan ancak burası dolduğu takdirde artık item kabul etmeyen ve bu onları buffer'a atan kısım. Ancak orada bu gene burada bu formdayken bu pek önemli olmuyor. Fakat bu formdayken oluyor. Şimdi bir örnek verelim. Burada iki tane kobalstonumuzu atıyoruz. Direkt gördüğünüz gibi tüp sistemine attı. Hiçbir şekilde chest'in içine gitmediler. Çünkü 3'e ulaşmadılar henüz. Bu kısmın anlattığı şey buff bekleme alanındaki itemlar 3 tane kobalt stone'a ulaşmadan bu chest'in içine bir tane bile item konulmayacak. Fakat 3. kobalt stone'umuzu buradan atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi item'ımızı attı ve beraberinde item'ın içeride yeterli sayıda item olduğunu belirtmek için bir redstone sinyali verdi. Mesela kendimize bir adet lamp verelim. Lamp. Gördüğünüz gibi lamp parlıyor. Ancak itemları aldığım saniye bunlar sönüyor.
Mesela 4'e 2. Relay'imizin içine 3 tane attık. Gördüğünüz gibi 2 tane aldı içeri. Bir tanesini geri gönderdi. Ve sonra tekrar geri aldı. Çünkü 3'ü tek beraberdi. Hala chest'in içinde 2 tane kovastonum var. Ancak bekleme alanında da bir tane kovastonumuz var. Ve relay'e bir tane daha atıyoruz. İki tane oldu ve artık 4. Bunun dışında içeri 4 tane atalım. Evet, şu an dolu içerisi ve 2 tane bekleme kısmını aldıktan sonra diğer hepsini geri gönderdi. Fakat eğer içerideki sayıyı arttırırsak Relay'de backlogumuz oldu mesela şu an. Bir saniye. Olay sapıttı. Tamam. Makineyi çözdü. Düzelttim. Backlog'un temel olayı şudur. Eğer tüp sisteminde bir şey karışırsa direkt en yakın geliş kaynağına gider ancak içine girmeden sistemi kilitler. Kısacası sistem o dolma çözülene kadar hiçbir şekilde çalışmaz. Evet, bunlar bu 3 item'ını tanıttık. Şimdi sırada biraz daha gelişmiş item'lara geldik. İlk olarak Assembler. Assembler şurada tanıttığımız Deployer'ın bir gelişmiş versiyonu ve bunun iki farklı modu var. Bir sıra modu, iki renk modu. Kendimize aynı sistemin aynısını koyacağız. Mesela şu an kendimize 2 adet hull verelim. 2 adet vermemiz lazım burada. Bunları beyaz kısmı atıyorum. Buraya koyayım ben bunları. Seed. Ve bir adet de ne koyalım? Bir adet de sickle koyalım. Bu arada burası tamamen şablon kısmı olduğu için kullanılacak itemlardan buraya da koymanız lazım. Ve eğer şu an beyazı tıklarsam gördüğünüz gibi hoyu kullanarak buraya deliği açtı. Eğer magenta'yı kullanırsam şu an hiçbir şey yapmıyor çünkü magenta bone meal'ı ayarlı ancak turuncuya basarsam gördüğünüz gibi seed'imizi ekti. Magenta'ya basarsam bone meal'ımızı koydu. Ve light blue'ya basarsam sickle'ımızı kullandı da işe yaramıyor sanırsam. Evet. Bunu toplamak için hangi item gerekli emin değilim. Kısacası çalışma prensibi bu. Ama bunun dışında bir adet sıralı versiyon var ve eğer sıralı şekilde çalıştırırsanız gördüğünüz gibi bantlı cable'ın bağlanmadığını görüyorsunuz. Ve eğer sıralı şekilde çalıştırırsam önce hole'umuzu kullandı ancak kullanabileceği bir alan yoktu. Seed'imizi ekti, bone meal'imizi ekti. Sonra gene hole, seed, bone meal sırasıyla devam ediyor. Hole, seed, bone meal. Hole, seed, bone meal. Evet. Bu makinemizde basitçe böyle. Ve bununla cidden ilginç işler de yapabiliyorsunuz. Ve sırada gelişmiş bir makinemiz daha. Retriever. Retriever ne diye soracak olursanız Filter'ın değişik bir upgrade edilmiş versiyonu. Mesela bunu bir adet cobblestone isteyecek şekilde getirin. Bildiğiniz gibi Filter'ın bir inventory'den item çekmesi için o inventory'ye bağlı olması lazım. Pardon, şuraya koyacağız. Fakat Retriever'da böyle bir olay söz konusu değil. Bu lever'ı çektiğim saniye gördüğünüz gibi bu en yakın inventory'den uygun item'ı çekip çıkış noktasına koyuyor. Ayrıca birkaç farklı slotu olduğu gibi de bir gerçek söz konusu.
Ve şu anki mod sıralı mod. Şu an Kobastun'u çeker. Tekrar bastığımda 4'ü çeker. Tekrar bastığımda Kobastun, ancak bu sefer sıra 4'e geçti. 4. İkinci boss ise çekebildiği en yakın inventory'de ilk sırada ne var? Kobastun. İçindeki itemlardan şu an ne kadar tıklarsak tıklayalım sadece Kobastun çekecek. Ancak bu elektrik sisteminden açıklamamın sebeplerinden bir tanesi, bu elektrik gerektiren bir makine. Şurada gördüğünüz üzere, ki crafting yine bakacak olursanız, Blue Alloy ingot gerektiriyor. Eğer bir Red Power makinesi Blue Alloy ingot gerektiriyorsa, anlayın ki o makine elektrik istiyor. Ve sırada filter'ın asıl upgrade edilmiş hali ve Sorting machine'ler için hayatımızı kurtaran makine. Sorting machine. Burada yaptığım düzen çok basit. Şu farklı renklendirme sistemi tüpleri birbirinden ayıran bir sistemdir, ama aynı zamanda itemları da renk kodlarına ayırabiliyorsunuz ve bir renk koduna ayrılmış, mesela Cobblestone beyaza atanmış ve dolayısıyla da Cobblestone sadece beyaz kısma gidiyor. Bunun dışında başka neyimiz var? Stone, sand, gravel. Neden ben birer tane aldım? Çünkü alışkın olduğum şey sağ tıklamak. Evet. Bunların hepsini koyuyoruz. Şu üst çekme modları, bu redstone sinyali aldığında çekiyor itemları. Yani redstone sinyali verdiğiniz takdirde her redstone sinyali başına bir item çekiyor. Bu otomatik olarak itemları çekiyor. Gördüğünüz gibi şu an çekiyor ve chestlere yerleştiriyor. Diğer mod ise biraz daha ilginç bir mod. Kendimize bir lever verelim. Gördüğünüz gibi çok seri redstone sinyalleri verdim. Ve bu redstone sinyallerinin hepsini saklıyor. Ve bu redstone sinyallerinin sayısı bittiğinde itemları çekmeyi de bırakıyor. Bunu bazı otomatik sistemlerde de çok kullanabilirsiniz. Mesela 4 tane sinyal gelir. 4 tanesini sırasıyla verir. Ancak mesela bir tanesi müsait değildir. Item içeride yoktur. Onu çekemez ya da vesaire vesaire. Onun için bekler. O geldiğinde ondan itibaren devam etmeye başlar. Bu alttaki modlar ise, bu mod her sırada uygun ilk sıradaki item'ı çeker. Mesela şu an bu sırada başka bir item diyelim, stone olsaydı diyelim. Buradan sadece cobblestone çekecekti. Hiçbir şekilde stone çekmeyecekti. Çünkü ilk Cobblestone bitene kadar tabii ki. Cobblestone bittikten sonra stone çekmeye başlayacaktı. Bu satırdaki tüm itemlardan birer tane çekiyor aynı anda. Bu direkt o sıralamayı beklemeden müsait her sıradan bulduğu ilk itemi çekecek. Mesela diyelim Cobblestone ve stone yok. Şuradaki item, artık başka bir item koyarız buraya. Burada o da yok. Ama 4 var. 4'ü direkt çekiyor. Bu sıraları, daha sonra bu satırları umursamadan, satır dedim ya. Neyse. Buraları, sütunları umursamadan direkt uygun bulduğu ilk item'ı çekiyor ve dolayısıyla da burada ilk kobastonları, ardından dörtleri, sonra gravelleri, sentleri ve stone'ları bitirecek. Bu önceki modun bir gelişmiş versiyonu, default var, yolu var. Gördüğünüz gibi şurada lime ayarladım. Mesela şu nümerik tüplerle ne yapacağı hakkında en ufak bir fikri bile yok. Hatta bunları ilk sıraya alalım. Şu moda getirdiğimiz üzere anda, tabii önce alabildiği itemları alacak, sonra
Bu moddan geri çekelim. Şunları geri çekelim. Şu an sadece nümedik tüpler kaldı. Bu moda geri götürdüğümde bu tüpleri gördüğünüz üzere lime şeklinde renklendirdi ve lime kısmı attı. Çünkü onlarla normalde ne yapacağı hakkında en ufak bir fikri bile yok. Bu mod şu modun bir benzeri ancak bir farklı direkt bir siteye kadar uygun olduğu her sayıda alıyor. Yani şurada 57 tane kobasyonuz var. Bir tikte yani bir seferde o 57'sini birden alacak. Hatta örnek göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsini saniyede sildi süpürdü. Bunları alalım tekrar. Evet. Bu mod ise şu mod ile bu modun karışımı. Yani bunun aynı default pet'e sahip olanı. Hatta yine aynı şeyle yapacağım. Hatta farklı bir item daha, farklı iki item daha koyacağım. Ve görüyorsunuz hepsini çekiyor. Bu seçenek otomatik auto-sorting sistemlerde yani chest'leri otomatik yerleştiren sistemlerde muhtemelen en çok işe yarayacak sistemdir. Evet. Ve basitçe sorting machine'imiz buydu. Tabi sorting machine'i bunun dışında başka işlerde de kullanabiliyorsunuz. Ancak bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Yani yaratıcılığınız size neler söylüyorsa bunları yapabiliyorsunuz. Ve bu sorting machine'leri bile sorting machine'ler bazı konularda yeterli kalmıyor. Bunun için Eborem modun geliştiricisi oyuna iki farklı makine ekledi. Fakat ikinci makine burada tanıtmayacağım makine bilgisayar gerektirdiği için onu bilgisayar özel bilgisayar ve frame özel bölümünde açıklayacağım. Ancak programlama bilgim o kadar iyi henüz bayağı unuttuğum için Ford programlamayı zaten normalde de o kadar iyi değildim. O o bölümü çekmeden önce biraz Ford pratiği yapmam gerekecek. Burada gördüğünüz sistem manager'lar. Manager'lar basit olarak nedir? Şu bunun upgrade edilmiş versiyonları. Teknik olarak manager'ların bir adet inventory'ye bağlı olmaları lazım. Burada gördüğünüz gibi hepsi bağlı. Ve şurada gördüğünüz gibi bazı seçenekleri var. Sayılar 5-2 modu. Buradaki olay şu. Mesela bu kobalston tutsun. Bu 4 tutsun. Bu sand tutsun. Bu gravel tutsun. Bu ise 3 tane kobalston tutsun. Ancak 1 artı 1 öncelik daha verelim. Gördüğünüz gibi bu öncelik sırasıdır. Bunun önceliği 0. Bu da kobalston istiyor. Bu da kobalston istiyor. Ancak bunun önceliği 3. Fakat bu modda ve diğerlerini şu modda getiriyoruz. Bu iki mod arasındaki fark şu. Bu mod sadece burada gözüken sayı kadar inventory'nin içinde tutuyor. Yani bu inventory'de sadece bir tane kobalston tutacak. Bu ise bu inventory'de tutabildiği kadar kobalstonu tutacak. Burada ise herhangi bir şey gözükmediği için bunun içine en tek bir şey bile konmayacak. Fakat buna sonra da değinebilirim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi kobalstonları attım. Ve gördüğünüz gibi kobalstonlar bunun içine gitti. Ve itemlar geçtiği esnada bir sinyal verdi. Ama mesela içinde sadece bir tane kobalston tutulacak dese şu an backlog oldu. Bir tane kobalston ve bir adet backlogumuz oldu. Yani tıkanma. Kendinize bir adet. Burayı default path olarak kullanabilirsiniz. Yani ön tanımlı yol. Ne yapacağını bilmeyen itemler otomatik olarak buraya gidecek. Evet. Sıradaki
Ancak burayı tekrar bu hale getirelim. Ancak buradan çekmeyecekler. Bunları tekrar buraya geri götürmemiz lazım. Şimdi demin gördüğünüz gibi buranın önceliği 1, buranın önceliği 0. Ancak bu her sayıda kobalston tutuyor. Bu ise sadece 3 tane kobalston tutmaya ayarlı. Ve kobalstonumuzu atıyoruz. Sizce öncelikle ne olacak? Bu kobalstonlar önce şuna yerleşecek. Tabii sistemi biraz batırdım. Ve gördüğünüz gibi burayı bir yandan da burayı dolduracaklar. Ancak buradan 3 tane kobalston aldığımda buradan kobalstonları alacaklar. Tabii şurada bir şey yapmayı unuttum. Siz aynı hatayı yapmayın. Bunu koymanız lazım yoksa gidebilecekleri en yakın inventory olarak bunu görürler. Gördüğünüz gibi bu tüm itemları birden atma olayı sonraki sürümde düzelecek deniyor. Şu an bu bir bug. Ancak gene de her şey iş görüyor. Ve burada 3 tane kobalstonu sabit tutuyor. Mesela 2 tane aldım. 2 taneyi yolladı. Ve tekrar 3'e tamamladı. Bu şekilde bazı malzemeleri otomatik sağlaması gereken mesela forestry farmları gibi makineleri bununla çok daha rahat çalıştırabilirsiniz. Koyun. Item mı yetmedi? Direkt o itemları alacak. Bak ve tamamlayacak istediğiniz sayıda. Bunun dışı, evet, inventory manager'lar basit olarak bu şekilde ancak bir olayı daha var. Mesela kobalstonları beyaz ayarlıyoruz. Diğer hiçbir şey beyaz değil. Ve bu da beyaz. Bunlar da renk kodu destekliyor. Mesela sende attım. Ancak tabii şu an bunlarda herhangi bir renk kodu olmadığı için bunlar her renk kodunu kabul ediyor. Ancak turuncuya çeviriyoruz sendi. Gördüğünüz gibi o yola tenezzül bile etmiyor. Çünkü orası turuncu bir pipe. Direkt default path'imize giriyor. Ya da send isteyen beyaz bir hat varsa ona gidiyor. Evet. Inventory manager'larımızı da anlattığımıza göre sırada videonun başında anlatmadığım dördüncü tüp sistemimiz. Magnetube. Magnetube'lar teknik olarak hızlandırılmış tüplerdir ve bunun için bu upuzun parkuru hazırladım. Ancak Mag tüpler şurada da görmüş olabileceğiniz üzere normal pipelara ya da inventörlere bağlanamıyor. Ve burada için kristal chest ekledim. Kristal chest'in olayı içinde item olduğunda itemları görebiliyorsunuz ve bu başka bir modun eklediği bir şey. Bunu da ilerleyen zamanlarda inceleyeceğim. Burada 2 adet ejector'ımızı koyduk. Mag tüpleri normal tüplere ya da inventörlere bağlamak için bu item'a ihtiyacınız var. Adını telaffuz edemedim şimdi. Şu şekilde yapılıyor. Item'ın Mag tübe gireceği kısma elektrik vermeniz gerek. Yani kısımda elektrik alması gerek. Ancak yavaşlayacağı kısımda elektrik almasına gerek yok. Fakat iki taraflı yapacaksınız eğer burayı da elektriklendirmeniz gerek. Aksi halde bunu elektriklendirmediğiniz takdirde bunun içinden de gayet normal bir pipe'tan geçiyormuş gibi geçecek. Ve şu an her birinin içlerine birer tane kobalt sonumuzu koyuyoruz. Ve hız testimizi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi item'ı göremedim bile. Evet. Pardon, kaçırdım muhtemelen. Güzel, ben redstone sinyali verdim mi? Hayır, vermemişim. Bu benim fail'im. Çok gördüğünüz gibi ben oraya ulaşana kadar item buradan çoktan ulaşmış. Tabii ben Quantum Armor giyiyorum hani.
Yani bu item buraya çoktan ulaştı ancak şuna bakacak olursak daha yarı yola yeni geldi. Ve biz o kadar da konuştuk. Bunun avantajı bu mektuplar, yani gördüğünüz gibi çok çok daha pahalı. Ama uzun mesafelerde o pahalılığını kesinlikle hak ediyorlar. Çünkü inanılmaz derecede bir zamandan kazanç sağlıyorlar size. Ve normal bu tüp sisteminde olduğu gibi bu da item isteme vesaire vesaire özelliklerine sahip. Mesela tüm bu tüm menajerleri bu mektup sistemi üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Hatta bir örnek göstereyim. Evet, tabii dur. Önce bu arkadaştan lazım bize bolca. Ve burası sadece bir yavaşlama hattı olacağı için sıkıntı yok. Şu an elektriğimiz dengeleniyor. Gördüğünüz gibi direkt herhangi bir inventory'yi de bağlanabiliyorlar. Ve şurada renk kodu olayını kaldırayım ben. Ve kendimize mektüplerimizi verelim. Evet, mektüplerimizi verelim. Evet. Ve içine kobalt stone'larımızı atalım. Artık göremiyorsunuz bile çünkü o kadar hızlı. Belli bir item sayısına ulaştığınızda, belli bir maden sayısına ulaştığınızda gayet tüm sorting sisteminizi bu şekilde getirmeniz belki de en mantıklı seçenek olabilir. Çünkü inanılmaz hızlı, inanılmaz yetenekli vesaire vesaire. Kısacası evet, mektuplar ve menajerler hayatı kurtarır. Evet, sanırsam bu aslında bilgisayar kısımlarına geçmeden önce size son bir şeye daha değinebilirim. Tüm bunları bırakalım. Frame'ler. Bunun dışında iki farklı tip frame'imiz daha var. Ve motorlarımız da mevcut. Frame'ler teknik olarak bu arada bu şekilde tıklarsanız eğer yönünü değiştiriyor. Eğer Shift'e basılı tutarak tıklarsanız baktığı açıyı değiştiriyor. Bu motorlar şu ok frame'leri ilerleteceğimiz yöndür. Frame'ler ise hareket eden bloklardır. Kendilerini ve bağlı oldukları herhangi bir şeyi mesela stone hareket ettirebilirler. Aslında üstten yapsam daha güzel olabilir. Mesela kendimize lever. Kendimize bir adet lever verelim. Bir adet de ve seni şu yöne çevirelim. Son bir lever daha. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerletebiliyoruz. Bunlarla aşırı karmaşık düzenekler yapabilirsiniz. Core'dir, bilmem nedir, vesairedir, vesairedir. Ayrıca yeni gelen güncelleme ile birlikte Core'leri daha ufak yapabilmek için iki farklı tüp daha ekle şey frame daha eklendi. Tüp frame ve redstone tüp frame. Ve bunları direkt normal tüplere de bağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Ancak diyelim ki bunların üstünden redstone sinyali geçirmek istiyorsunuz. Pardon. Diyelim ki bunların üstünden
na herhangi bir şey yapışmasını istemiyorsunuz. O zaman nerede bizim? Tamam. O zaman buraya cover koyacaksınız. Burada merak etmeyin, hiçbir şekilde bu oklu yüzey frame'lerin oklu yüzeyine yapışmıyorlar. Ve buraya ne koyalım? Tüp. Gördüğünüz gibi bu tüpleri hiçbir şekilde hareket ettirmedi. Fakat ne zaman ki şu kısma gelirsek eğer o tüpü hareket ettiriyor. Ancak gördüğünüz gibi şu an bu tüp bunun ilerlemesini engelliyor. O yüzden bu tarafa ilerleyemiyor. Fakat bu şekilde ilerliyor. Ancak diyelim ki redstone döşemek istiyorsunuz. Daha sonra red alloy wire. Normal redstone'a kim kullanır artık? Bu şekilde yaparsanız şöyle bir dezavantajı var. Düşer. Ama bunun içinde bir şey var. Ayrıca dikkat ederseniz bu şekilde döşeyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Bunlarda cover değil, panel kullanıyorsunuz. Paneller coverlara kıyasla daha kalındır. Şurada da göreceğiniz üzere, hatta kendimize biraz da cover verelim. Aradaki kalınlık farkını görün. Evet, gördüğünüz üzere bu panellerin güzel yanı, yani gene üstüne redstone sinyali döşeyebiliyorsunuz ve bu redstone hiçbir şekilde düşmüyor. Evet. Sanırsam bu RedPower incelememizin ikinci bölümünün son noktası, bitişi. Evet. Bu bölümde tüpleri, elektrik sistemini, bu elektrik sistemini kullanan basit makineleri, projectable'ı, makineleri, gelişmişlik sıralarına göre tüm makineleri ve frame'leri değindik. Bunun dışında değişik chest, yani sandıklardan item yönetme şekillerini vesaire vesaire. Ve nümerik tüplerimizi. Evet. Köfte iç köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.